We want to focus on. Hey gidi günler. Bu ikonik anın üzerinden bir yıl geçip gitmiş. Oysa ki dün gibiydi. Merhaba ilklerim, kanalınıza hoş geldiniz. Bugün haberler bol. Çok yorgun olsam da bu güzel haberi vermeden günü kapatmak istemedim. Bir oylamanın daha sonuna geldik. Amerika Müzik Ödülleri oylaması tamamlandı. Kazananlar açıklandı. Bangtan bu yıl aday olduğu en sevilen grup ve en sevilen K-pop sanatçısı kategorilerini kazandı. Böylece BTS tam 5 yıldır Amerika Müzik Ödülleri'nde aday gösterildiği her kategoriyi kazanmaya devam ediyor. Bangtan en sevilen grup ödülünü 4 yıldır üst üste alarak Amerika Müzik Ödülleri tarihinde bu kategoride en çok ödül kazanan grup oldu. Ve Bangtan şu anda Beyoncé, Bruno Mars, Janet Jackson ve Steve Wonder ile birlikte şimdiye kadar Amerika Müzik Ödülleri'nde en çok ödül kazanmış 9. sanatçı konumunda. Daha 2. bölüm var. Askerden sonra listelerde yer yerinden oynayacak yeni rekorlara hazır olun. BTS fan favori ödülünü de kazandı bu arada. Kazandığımız bir başka oylama daha var. Yalnızca Koreli ARMY'lerin oy verebildiği Melon Müzik Ödülleri oylamasından da gurur verici sonuçlar aldık. Koreli ARMY'ler beni şaşırttı ve BTS'in aday gösterildiği tüm kategorilerde birinci olmasına yardım etti. Yılın sanatçısı olduk yine. Yılın şarkısını Dertlet aldı. En iyi erkek grubu ve netizen popülerlik ödülünü de aldık. Son olarak Top 10 ödülünü de cebe attık. Şimdi tek bir oylama kaldı. O da Mama oylaması. Haydi bastırın da şu ödülü de alalım. Bize karşı birleşen fandomlara inat. Biz BTS'e, BTS ise bize sahip. Bizi kimse yıkamaz. Yarın Run BTS'in yeni bölümü ve Dreamers şarkısının klibi yayınlanacak. Aşırı güzel ve heyecanlı bir bekleyiş içindeyim. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum ve sizi morluyorum.